Ziraat mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere yaz sıcaklığında biber, domates, patlıcan, bahçenizde yetiştirdiğiniz bütün bitkilerin sıcaktan etkilenmemesi ve kurumaması için bizim yaptığımız bir yöntemi sizlere anlatacağım. Sizler de bu yöntemi yaparak bitkileriniz sıcaktan kurumaz ve bizim ürünlerimiz gibi verimli olur. Ben sizlere şu anda domateslerimizi aynı şekilde gösterelim. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki havaların sıcak gitmesiyle toprakta aşırı çatlamalar meydana geliyor. Ve bu çatlamalar sonucunda ne oluyor? Bitkilerimizin kurumasına, solmasına sebep oluyor. Bakın, tıpkı şu şekildeki çatlamalar gibi arkadaşlar. Bakın, hemen gösterelim sizlere. Bakın, bu bölgelerde aşırı çatlaklar var. Hatta şöyle göstereyim, bakın. İnsan eli girebiliyor, bakın. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi toprak bu şekilde çatladığı zaman ne oluyor? Şöyle düşün. Bitkinizin burada yetiştiğini, bu bitkinin kökü de burada açıkta kaldığını ve ne yapacak? Bu bitki zamanla kurumaya gidecek. Çünkü kökleri hava alıyor ve güneş değiyor. Kılcal damarları da zaten yeteri kadar ince olduğu için bunlarla bitkimizin kurumasını ve bizim de verim ve kaybımızın oluşmasına sebep olacak. Şimdi sizlerin bitkilerinin kurumaması için nasıl bir önlem alabilirsiniz onu göstermeden önce, değerli arkadaşlar, sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar, bu yıl biliyorsunuz ki bizler ilkbahar aylarında taban örtüsü kullandık bitkilerimize. Hem yabancı ot zararından kurtarmak için hem de toprak nemini sağlamak için. Ve bu da ciddi manada arkadaşlar bu ilk ürünlerimizin veriminde de sulamasında da ciddi manada çok fazla etki etti. Bizim bölgemizde su sırayla geliyor. Hani böyle her istediğimiz zaman bitkiye su veremiyoruz. Bazen 30 gün, bazen 35 gün su sırasının gelmediği günler oluyor bize. Ve bu da ne oluyor? Bitkilerimizin sıcaklıktan etkilenmesinin ve susuzluk stresinden dolayı kurumasına sebep oluyor. Ve her sezon bizim ortalama Eylül ayına geldiğimiz zaman domateslerimizin yapraklarında hiçbir can derman kalmıyordu. Bu yıl çok şükür ki arkadaşlar taban örtüsü serdik ve taban örtüsü de toprağımızın çatlamasını önlüyor. Bakın, hemen sizlere göstereceğim şimdi. Değerli arkadaşlar, bakın, bu bölgede taban örtüsü yok. Taban örtüsü bu bölgede başlıyor. Taban örtüsünü kaldırdığımız zaman bakın arkadaşlar, İnşallah netleştirebiliriz. Şu an halen buralar yaş değerli arkadaşlar. Bakın, bu bölgedeki toprak halen yaş. Bakın, elime aldığımda halen çamurun izi çıkabiliyor. Bu ne oluyor? Tekrardan üstünü kapatalım, toprak hava almasın. Bu ne oluyor? Buradaki bitkilerimizin köklerinin kuraklıktan etkilenmesini önlüyor. Bizler bunun için taban örtüsü kullanıyoruz özellikle. Çünkü hem yaz sezonunda yabancı otlardan çok sorun çektik. Hem de yazın bu şekilde aşırı sıcaktan dolayı suların azaldığını biliyoruz. Ve bu da bizim için bölgemizde büyük bir sorun oluşturuyor. Ve bitkilerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şu an bizim bulunduğumuz mahallede üretim yapan üreticilerimizin, komşularımızın hiçbirinin bahçesinde bu şekilde yeşil domates, bu şekilde yeşil biberler göremezsiniz. Hepsinin yapraklarında solmalar meydana gelmeye başladı. Ama biz taban örtüsü kullandığımız için değerli arkadaşlar, çok şükür herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntımız şimdilik yok değerli arkadaşlar. Bunu isterseniz arkadaşlar, yani bu taban örtüsü yerine saman maç da kullanabilirsiniz. Ama saman maç kullandığınız zaman değerli arkadaşlar, aşırı derecede kalın yapmanız gerekiyor. Çünkü ince olduğu zaman hiçbir faydasını göremezsiniz. Çünkü tekrardan oralarda zamanla suladığınız zaman ve de hava olaylarıyla, rüzgarla, yağmurla oralardan uzaklaşır ve tekrardan toprak yüzeyi açılır. Toprak yüzeyinin açılmasıyla bitkiler tekrardan susar ve kurumaya başlar. Sizin bitkilerinizde bizim bitkilerimiz gibi kurumaması, yeşil kalması ve sağlıklı üretim yapmak istiyorsanız kesinlikle taban örtüsü kullanmanızı istiyorum. Taban örtüsü değerli arkadaşlar, ciddi manada çok güzel, çok faydalı. Hani benim bu taban örtüsüne herhangi bir karım, herhangi bir şeyim yok arkadaşlar. Sadece sizlere anlatmak için bu videoyu çektim. Zaten kendiniz de görüyorsunuz. Şu an Ağustos ayının son haftasındayız. Ama bölgemizde biz ortalama bir 10 günden fazla oldu bitkilerimizi suladığımızı. Ve halen bir 15 güne yakın da su sıramız var. Hani 25 gün, düşünsenize, bir bitkiye 25 gün boyunca su vermeyeceksiniz. Hani bitkinin yaşamda, hani yaşama tutunup hayatta kalması ciddi manada zor. Ama bu şekilde alternatif yöntemler deneyerek bitkilerinizi hayatta kaldırıp ve verim ve kaliteyi elde edebilirsiniz. Bir sonraki tarımsal içerikli videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.